sizinle bu videoda. Görüldüğü üzere bir narince bahçesinden birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar, an itibariyle unlu bit mücadelemiz bitti. Ve bu mücadelenin kontrolünü yapıyoruz. Bilindiği üzere unlu bit turnuşgillerde ana zararlı konumunda. Yani mutlaka çıkan, her yıl tekrarı olan ve ciddi anlamda zarar veren bir zararlı. Tabii ki çıkış tarihini iyi tespit etmek lazım. Unlu bitin zararına bahsetmek gerekirse, unlu bit bitkinin yaprak, sürgün ve meyvelerinde zararlı olur. Meyvelerinde kolonileşme yapar. Özellikle bu halk tarafından yıldız diye tabir edilen kalix etrafında koloni oluşturur ve burada beslenir. Eğer çok ciddi anlamda engellenmese veya engellenmesine geç kalınırsa yapışkan bir sıvı çıkardığı için fumajin oluşmasına sebebiyet verir. Oluşan fumajin bir nevi, şöyle şuna göstereyim. Bakın, meyvenin üzerinde. Bu tabii ki fumajin değil. Ama buna benzer böyle siyahımsı böyle akıntılar oluşur. Fumajin, unlu bitin salgıladığı balımsı maddenin üzerinde gelişen saprofit fungusların oluşturduğu bir örtüdür. Misel örtüsüdür. Bu meyvelerde kirlenmeye sebebiyet verdiği için tercih edilmez. Çok ileri düzeydeki zararlarda meyve gelişimini tamamlayamadan dökülür. Dökülmese dahi tabiri caizse simsiyah bir görüntüye kavuşur. Ve ince meyvelerin oluşturduğu meyve dalları, şöyle dallar kurumaya başlar. Yapraklar dökülür. Tabii ki buna biz hiçbir zaman müsaade etmeyiz. Unlu bit mücadelesinde ruhsatlı 2 adet ilacımız var. Kabuklu bit ruhsatlısı ABCDEFG yumuşak G ilacını kullansalar da size zaman kaybından başka bir şey yapmaz. Çünkü o iki ilaç haricindeki ilaçların tamamı uydurma ilaçlar. Yani iş görmeyen ilaçlar ve bizim kirlenmemize, yani ürünümüzün kirlenmesine sebebiyet veren ilaçlar. Özellikle Avrupa Birliği'nde sıkıntı yapan ilaçlar. Genelde unlu bit şöyle görüldüğü üzere birleşme noktalarında, buralarda kolonileşir. Eğer mücadele başarılı olmadıysa buraları yok eder. Buralarda inanılmaz derecede artar ki burayı gösterme sebebim bu. Hiçbir şeyimiz yok, gördüğünüz gibi tertemiz. İki şekilde mücadelesi oluyor. Birincisi, bahsettiğim kimyasal mücadele. Maalesef yaygın olanı bu. Dünyaca ruhsatlı olan ürünler bunlar. Hasat süreleri çok kısa. Hatta sebzede 3 gün 1 gün arasındaki aralıklarla devam eden bir süre var. İkincisi ise parazitoid ve predatör bırakmak. Bu da daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan, her zaman yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan, yıllardır bir türlü yaygınlaşamayan, gerek üreticilerin, yani parazitoid ve predatör üretenlerin ağ yakalayamaması, yani yaygınlaştıramaması, gerekse çiftçilerin geçmiş yıllarda, özellikle bakanımız bu konuda gerçekten çok iyi. Çünkü birçok spesifik olmayan ilacı yasakladı. Zor oluyor bu kamuoyunda. Öyle her şeyi yapmak kolay olmuyor. Her şeye bir muhalif olunca, özellikle biz çiftçiler, başımız okşayanı değil arkamızdan kazık çakanı tercih ediyoruz. Bunu da bu kadar net, yani belirtmek gerekir. Hakkının hakkını hakkı öldürsek de teslim etmek gerekir diye düşünüyorum. Şu anda çok spesifik ilaçlar var. Artık ilaç artı başarılı olamadığı zaman, biyolojik mücadele yerleşemediği zaman, biyolojik mücadele kesinlikle beraber iş yapıyor. Bunun için de iki tane ajanı var. Birinci ajanı predatör. İlk saldığımız ajan o. Yumurtaları gördükten sonra, yumurta paketlerini, hemen predatörü, tabii ilk baştaki yumurta paketlerini bırakmaya başlıyoruz. Bu vatandaşın adı Cryptolomus montruzieri. Vatandaş Coccinellidae familyasına, Coleoptera takımından bir vatandaş. Diğeri ise bir Hymenopter parazitoid, arıcık Leptomastix dactylopi dediğimiz bir parazitoid. Bu da erginlerini, nimflerini sokup parazitliyor, adı üzerinde.
onların vücutlarına yumurta bırakıyor ve yumurtaları içerisinde, nimfin içerisinde açılıyor. Ulubint nimfinin larvasının. Ve ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ulubinti tahrip ediyor. Yani böyle bir mücadele yöntemimiz de var. Mutlaka buna da önem vermek gerekir diyorum. Ama neyse, çok fazla konuşmayayım. Veremiyoruz önem. Neden veremediğimizi az önce anlattım. Bu konuda işte daha yeni yeni bir şey oluşursa, bu spesifik ilaçlardan sonra oluşacak. Niye? Eskiden kullanılması daha doğru olmayan, ancak bir şekilde ruhsat almış veya ruhsat almamış veya yaygın olarak işte ortama sokulan pestisitler yüzünden bunlar yerleşemiyordu. Ama şu anda ilaçlama yapmış olsanız bile hiçbir problem olmuyor. Onu da niçin yapıyorsunuz? Diyelim ki biyolojik mücadele biraz çetrefilli bir mücadeledir ama kalıcıdır. Bazıları doğada kışı geçirir ama bu saydıklarım kışı geçirmiyor maalesef. Bize ait türler değil çünkü daha ılıman ortamlarda olması gerekiyor. İlaçlama da niçin gerekli biyolojik mücadelede? Bıraktık, baktık yerleşmesini görmedik. Zararlanma oluşmaya başladı. Tabii ki buna izin veremeyiz. Hele hele üretimin başında hiç izin veremeyiz. Ne yapıyoruz o zaman? Baskılıyoruz. Eskiden yazlık yağlardı. Yazlık yağları artık çok tavsiye etmiyoruz. Şu meyve sürgünlerinin, halk bilir, üretici, narenci üretici, kuru yapıyor. Aynen öyle. Meyve sürgünlerinin yüzeyi kaplayarak nefes almasını engellediği için kurumasına engel oluyor, sebep oluyor. Ve ne oluyor? Böyle meyveleri alamıyoruz. Bakın mesela bu gelecek yılın meyve sürgünü. Meyve gözleri oluşmuş üzerinde. Buradan şöyle meyveleri bakın, görüyor musunuz? Odunlaşıyor. Daha sonra bakın burası odunlaşacak. Buradan meyve gelecek. Bunları alamıyoruz. O yüzden yazlık yağdan ziyade artık daha yeniye geldik. Hani diyorlar ya, gülleci bulamacı niye önermiyorsunuz? İşte bordo bulamacı niye önermiyorsunuz? Artık arkadaşlar, bitkiye daha az zarar olan, ya da şöyle anlatayım, böbrekleri ve karaciğeri daha az yoran spesifik ilaçlar var. Çevreye zararı hemen hemen yok veya organizma haricinde zararı yok diyelim. Yani hedef organizma haricinde. Ve bunun karşılığında da yaptığı işi fazlasıyla yapıyor. Yani hedef aldığı organizmayı fazlasıyla yok ediyor. İşte benzetmeye girince böyle saçma sapan şeyler çıkıyor ağzımdan. Maalesef başka türlü anlatamıyoruz. Özellikle ilaç karşıtı olanlar var. Yani yediğiniz tuz bile bir ilaç. Yani bir kimyasal, ama işte gel de anlat. Neyse. O yüzden spesifiklerle birlikte o ilaçlamayı yaparsak unlu bitimizin mücadelesini biyolojik olarak da devam ettirmemiz mümkün. Tabii her bahçede yerleşmeyecek veya biz ilaçla müdahale edeceğiz diye bir şey yok. Ancak bu risk her zaman var. İlaç gibi değildir biyolojik mücadele. Dediğim gibi biraz çetrefillidir. Yani ne yaparsınız? Önce varsa popülasyon, yararlı popülasyonu, onu teşvik edersiniz. Kontrollü salımlarla, bizim az önce bahsettiğimiz gibi ağacın gövdesine yaptığımız salımlarla bu işi arttırırsınız ve mevcut popülasyonu korursunuz. Bunlar da yeterli olmuyorsa mecburen bir kimyasalla ve doğa dostu, bu böceklere, yararlı böceklere zarar vermeyen, az önce bahsettiğim iki ruhsatlı kimyasalla müdahale edersiniz, bu işi çözersiniz. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın bunlar Rhodonia pardinalis pupalarının gömlekleri diyelim. Bakın burada eğer kullandığımız kimyasal eğer bir şey zarar verseydi bunlar çıkmazdı. Çok fazla sayıda var. Bakın burada örümceğimiz geziyor. Daha burası yeni unlu bit ilacıyla ilaçlandı. Bunlar olmazdı. Hiçbir canlı variyete göremezdiniz ki geçmişte spesifik olmayan ilaçlar bunu yapıyordu. Artık gerçekten, gerçek manada biz vatandaşlar olarak, üreticiler olarak bu işe eyvallah dersek, bu işe uyumlu olursak, bakanlık gerçekten yol almaya çalışıyor kısmı. Dediğim gibi bizim tarafımızdan müspet şeylere direnç olmaması lazım. Ama o geçmişteki o ilaçlar yasaklansın diye burada taşra teşkilatları ve enstitüler, bizzat isim vermek istemiyorum, çalışma yaparken o ilaç daha iyi öldürüyor diye itiraz edip çok büyük bir üretici ve ihracatçı, pazarcı
herkes bu bölgede bilir. Kumluca bölgesinde. O ilaç daha iyi öldürüyor diye o spesifik olmayan sıkıntılı ilaca adamlara rapor hazırlattırmaya, yani yeniden çalışma yapmaya sürükledi ve geldiler. Mecburen böyle bir şey olduğu zaman bakanlık bunları es geçemez. Geldiler, çalışma yaptılar ve öyle olmadı, ortaya çıktı. O günlerden bugünlere çok şey değişti. Artık yerleşmiş bir ilaç vardı uzun zamandır. Şimdi iki etkili madde oldu. Ne yapmamız gerekiyor artık? Bizim de tabiri caizse ipe sapa gelir işlerle uğraşmamız gerekiyor. Öbür türlü geçen yıl olduğu gibi portakalı suyunu sıkıp içmek zorunda kalabiliriz. Neden oldu bu geçen yıl böyle oldu? Kur farkı bu kadar yüksekken, ihracat bu kadar fazla olması gerekirken neden biz geçen sezon satamadık? 2021-2022 sezonunda portakalı niye satamadık? Bir düşünür müsünüz arkadaşlar? Düşünün lütfen. Olur mu? Ve buradan Adana, Mersin, Antalya ili dışındaki illere selam söylüyorum. Narenciye illerine. Onlar anladılar. Yani ihracat ve portakal bizden, bu mikroklimadan daha çok oralarda var. Lütfen, lütfen, lütfen ben de bir üretici olarak bunu söylüyorum. Bizim ekmeğimizde oynamayın. Lütfen. Allah rızası için ülkenin ve bizim ekmeğimizle birey olarak oynamayın. Her şeyi baba, yani devlet engelleyemez. Yapamaz. Ne yapacak yani? Arsız huysuz bir çocuğu var. Ne yapacak? Kanuni şeyler yapar. Çocuk yine yapacağını yaparsa yapar. Adamın onu öldürecek, hapse atacak, işte üstüne çıkacak hali yok ya. Çünkü öyle olunca da bir kamuoyu oluşturuluyor ve sonuçta bireyler olarak da müspet olan değil, müspet olmayan yönde birleşmekte üstümüze yok maalesef. Bunu geçmişte Doğada Geziyoruz kanalıma da ele aldığım Avlan Gölü neden kurutuldu meselesinde görebilirsiniz. Hatta halen daha bu kışta Avlan Gölü'nde çok daha fazla su olması gerekirken oradaki müspet olmayan birleşimler yüzünden, kendim çıkarı için birleşimler yüzünden düzene bir sürü su salındı. Bunu da biliyoruz yani. Kamuoyu biliyor. Ama bazı şeyler dediğimiz gibi oradaki vatandaşların daha büyük. Biz bireylerin parça parça olmasından ve küçük olmasından dolayı ahirete kalıyor. Öyle diyelim. Lütfen oradaki arkadaşlar, Antalya dışındaki üretim yapan arkadaşlar, burada çünkü denetim çok sıkı. Lütfen Allah rızası için buradakiler de yani bazı şeylere dikkat edin. Yoksa ben hakkımı birey olarak helal etmiyorum. Çok büyük bir bahçem yok. Ancak buradaki bu gibi, benim gibi birçok aile bu işten para kazanıyor. Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Artık müspet yönde birleşelim. Müspet olmayan illegal yönde birleşmeyelim. Tamam, ahir zaman geliyor. Kıyamet böyle kopacak ama biz hızlandırmamaya çalışalım. Çünkü sizin üzerinize de kopacak. Kalın sağlıcakla. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.